to keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you. Yeniden merhabalar. Merhabalar. İki hafta yoktum biliyorsunuz. O yüzden böyle bir açılış hak ettim bence. Yani burası Dalaman'ın hemen Dalaman Havalimanı'nın yanında zaten. 5 dakika mesafede bir tesis. Daha doğrusu tesisleşmeye başlamış bir termal durum. Evet, o yüzden ben böyle her İstanbul'dan gelişte Cihan beni almaya geliyorsa eğer mutlaka buraya bir uğruyoruz. Ben böyle İstanbul'un stresini, trafiğini burada atıyorum şöyle. Bana doğru atmıyorsun değil mi bebeğim? Akıntıya doğru bırak. Şimdi biz niye geldik Dalaman'a? Birinci etapta Ebru'yu almaya geldik. Onu aldık. O işi hallettik. İkincisi, burada bir ucuz bot bulduk. Biliyorsunuz biz her sene bir şişme bot alırız, bineriz, sezon sonu satarız. Geçen senekini zaten göstermiştik galiba yine videoda. Onu sattık. 4000'e almıştık, 5000'e sattık. Bindik, ettik, yol paramız çıktı. Bir zarar etmeden öyle keyfini sürüp sattık. Şimdi burada bir tane bulduk yine 4000 liraya. Gidip onu bakacağız, denizdeymiş. Patlağı çatlağı yoksa bir onu kontrol edeceğiz. Beğenirsek, pazarlığı kazanabilirsek alıp onu Fethiye'ye götüreceğiz. Önümüzdeki günlerde kamp hayatını onunla yapalım diyoruz bir 2-3 evet, haftalık. Evet, biraz denizlerde olacağız. Bu arada dün fırtına vardı. Araba o kadar çok sallandı ki inanamazsınız. Evet. Sabah yani gece uykusuz kaldık, yağmur yedik, bir sürü başımıza işler geldi. Ama neyse ki şimdi bir durulduk. Ben evet. Gidiyorum. Gitme, dur gitme. Şimdi ne yapalım? Azıcık daha yüzüp kahvaltı edelim. Evet. Su 25-26 derecelerde. Evet, hemen girmeliyiz o yüzden. Bay bay. Duygulanalım. Yürü. Evet, hava soğudu bir anda. Neden böyle? Hava zaten değişti. Soğuktu. İçerisi sıcaktı. Hey sen amigo. Gel kopma. Gel kopma sen gel. Gel. Yok tamam kendine gel. Şu katla. Tamam is. Dışarının bu kadar soğuk olmasını beklemiyordum. Ben kalp krizi geçiriyorum ben şu anda. Şuna. Titriyorum. Yine gidiyorsun, dur! Bitti. Dur, yemek vereceğiz, bir dakika. Bir servisi. Türkiye'nin en güçlü termallerinden bir tanesiymiş burası. Kükürt, selanyum mu, selesyum mu, öyle bir şey varmış bu kükürtlü suların içerisinde. Cilt hastalıklarına bayağı iyi geldiği söyleniyor. Buraya da tesisleşme yapılacak deniyor. Karavan çadırcılar için falan bir şeyler yapılacağı söyleniyordu ama çok güzel olur. Bakalım olacak mı olmayacak mı göreceğiz zaman içinde. 2 senedir henüz bitmedi. Bir hareketler var. Bizim kahvaltıda olduğu gibi küçük hareketlerimiz var. Karnımız aç. Söylemekten çok hoşlanmıyorum ama söyleyeceğim galiba. Ne aşkım? Karavan hayatının en güzel tarafı falan diye cümleler kurmaktan kız, hiç hoşlanmıyorum. O şiiri ben çok seviyorum. Ama burada onu çok iyi hissediyorum. Değil mi? Böyle yerlerde. Geliyorsun evine sıcacık. Şimdi baksana adamlar çıkıyorlar. Orada burada böyle üstünü değiştirmeye çalışıyorlar. Bayağı zor oluyor onlar için ama bizim için öyle de geliyorsun. Açıyorsun vebasını. Sıcacık içerisi. Üstüne başını değiştir. Kahvaltını yap. Evet. Güzel yani tabii ki. Bunu başka türlü gerçekleştiremiyorsun. Ne yapacağız? Soğuk sandviç çekti mi? Ekmeklerimiz küçülmüş. Cihan gece kalkıp yemiş belli ki. Yok be yemedim. Gece götürdüm doğru. Zor yüzmesi. O kadar yoruldum ki. Kaldırmıyor namus. Bizim de şöyle burnu uzanmamız lazım. Baksana ne güzel oluyor. Kirli diyorum içerisi. Toz toprak hep. Şu çayları alabilir misin? Son dokunuşla yapıldı. Gidiyoruz.
Şimdi bota bakmaya gidiyoruz. Önce para çekelim. Tamam. Sen bana biraz para at. Tamam. Ondan sonra çekelim. Botu istiyordum ama artık istemiyorum. Neden bebeğim? Çünkü çok büyükmüş. Çok? Karavanın böyle komple içini kaplayacak bir bot. Yatağın üstü falan mahvolacak. Denizden çıkacak, ıslanacak her taraf. Hiçbir yosunlu yosunlu. Hedefiniz soldadır. Vallahi burada ya. Olay bu. Bu mu? Hı. Ne taban bu? Bu polyester taban oluyor. Çok sallanan mı? Bunu alana bunu da veriyorlar galiba bak yanında. Çok sallanan mı bu? Yok bebeğim, sallanmaz öpü kadar. Bize şimdi şu tüplerin durumu önemli, gayet iyi duruyor. Hoş geldin. Gel, merhaba. Sen mi ilgileniyorsun bunlarla? Şurada satılık mı? Bir tane satılık mı? Biri satılık mı? Bilemedim ben onu. İri birinden kokladığını anlamadım şu anda. Güzel gözlü! Güzel gözlü seni! Bu ne zamandır böyle havasız şişik? Siz yeni mi şişirdiniz bunu? Bir hafta falan oluyor abi ya. Öyle mi? Kaçırmıyor. Bir haftadan haftaya. Yok, çok kaçırmıyor. Normal. Hatta biraz daha. Şimdi şöyle izler var. Bunlar da şey, bizim kaptan Tiner'lesin biliyor musun? Ayakkabıyla çıktığından üstüne. Onun izleri. Ha, onun izleri. Bir de Tiner... şey var abi. Bak böyle, üstü yapışma. Bu normalde patlak değil de bizim kaptan bunu şey yapmış. Evet. Yani bir daha bir şey olur falan diye. Sağlamlıyım. Ha, üstüne ekstra yapıştırma yani. Yani öyle sıkıntı yok. Şuraları falan şey olacak. Aynen, onlar yapıştırılacak yani. O kadar. Dediğim gibi bir tane bak yama yeri var burada. Bir tane, o da hani sıkıntılı bir yerde değil. Evet. Yani düz yerde herhangi bir şey, hani bayağı da uzun süredir böyle sıkıntısı çıkmıyor. Tamam, biz bir 15 dakika tamam, düşünelim, arayayım seni. Yani arabada bir çay içer, ondan sonra olur, 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 yapar. Tamam kardeşim, sağ ol. Kötü mü? He? Kötü mü? Yok, bir şey yok. Arabayı çok, arabayı çok pisletemeyiz o zaman. Ne diyorsun, gönlünden kaç lira geçiyor? Benim gönlümden lira mira geçmiyor, almayalım diyorum ben. Niye aşkım? Çünkü arabayı mahvetmek istemem. Ya şuraya çıkarırız, bir hortum var, bizim hortumumuz var, yıkarız şurada. Islanacak her taraf. Yıkarız, dikeriz, suyunu süzeriz, böyle gideriz. Islanacak her taraf. Ne yapayım? Evet, düşünmeyi son verdik şu anda. Ne yapıyoruz? Evet, ne yapacağız? Fiyat vereceğiz, 3000 lira diyeceğiz. Kabul ederse alacağız. Sen etmezse. Yapsana, ben pazarlık yaparken utanıyorum ya. Sen mi utanıyorsun pazarlık adım yaparken? Adım çıktı pazarlıkçıya, ucuzcucuya. Ben asla pazarlık yapamam. Alo, buyur abi. Abi biz şimdi düşündük de bunu sen 4000 yazan bir fiyatta bir şey düşünüyor musun? İndirir misin? Gelmişiz. Abi 4000'den zaten biz bunu 5-6 bin diyorduk da normalde 4000'e düştük. Düştün. Ya bundan da maalesef daha aşağı düşemeyiz yani. Ha eyvallah. Biz de... Yani sen karar ver ona göre. Tamam. Ya bizim şimdi düşündüğümüz de 3000 diye ama olmaz diyorsun anladığım kadarıyla. Ha 3000 olmaz abi ya. İyi biz tamam peki dönelim o zaman kardeşim. Tamam sağ ol. Tamam abi görüşürüz. Görüşürüz. Olmadı be gülüm. Olmadı. 500 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa gelin. Ne güzelmiş ya. Çıkaramayacağım. Yağmur yağıyor. Soğuk. Sen ol. Al daha yetmez. Bir pişirelim getireceğim size. Bir dakika bir dakika ben sana göstereceğim bir şey. Ben aşçıyım. Bize lazım değil. Ben thank you.
yemek yetecek bize diyorsun? Yetmeyecek. Senin gibi bir aç kurda. Yetmeyecek ama akşama tatlı yapmayı planlıyorum. Türkiye'nin sabırla beklediği yıllardır örümcül tatlının tarifini veriyorsun galiba. Evet. Artık vakti geldi Cihan. Emin misin? Vakti geldi Cihan. Toplum buna hazır mı? Vakti geldi Cihan. Adı neydi tatlımızın? Şikilop. Şikilop tatlısı. Böyle artist artist konuşup şikilop demek. Niye? Bence gayet karizmatik bir isim var ya. Evet bence. O zaman... Acaba makarna da mı yapsam ya? Az yapacağım. Şartlar primitif. Ama tavuklar o biçim geliyor, sulu sulu. Sonumuzda devam ediyor projemiz. Nükleer ya, enerji santrali. Mahvoldum, mahvoldum. Her türlü deprem, su taşkını, baskın, deniz taşkını, her türlü şeye alışkınız. Alışkınlık bizde bir mesele. İlk şemsiyeyi aldığında bana neler etti, şimdi beni orada tutmuyorsun Cihan. Hep kendine alıyorsun şemsiyeyi. Burası az kaldı ya, 5 dakika var yok. Yakmışız Cihan'cığım. Yakmadık be. Yakmışız, yakmışız. Yok yok, onlar nazar boncuğu. Çok güzel, sen kıvamında olmuş bak, abartmamışız. Abartmamışız. Neden yapacakmış, söyle bakalım bana. Bir saattir gidiyor ya. Hemen bitirmemek için geç geldim. Diyorum ki, şurada ateş yanarken hazır, evet. Sönmeden içine sabahlık bir patates atalım. At yavrum. Geçen yaptıkların küçüktü yalnız, 4 tane at bence. Cihan çok karanlık. Hep karanlık. Ay, ay bırakırsın. Aman, ayağım girdi benim de. Sabah şov var, şov. Titanik'in kazan dairesi gibi değil mi ya? Günaydın herkese. Bugün harika bir manzaraya uyandık. Diyeceksiniz ki Ebu dün zaten görmemiş miydin o manzarayı? Böyle küçük koylarda denizin etrafı yeşilliklerle kaplıysa, denizi böyle kocaman bir havuz gibi gösteriyorsa, güneşin her hareketi inanılmaz bir manzara sunuyor. Tabii bizce de öyle olabilir. Hava çok güzel. Gördüğünüz gibi yarım koldayım. Gece yağmur yağdı sürekli ama sabahında biliyorduk böyle bir manzaraya uyanacağımızı, böyle bir havaya uyanacağımızı. Şimdi patateslere bakmaya geldim. Ama pek olmamış gibi. Çok dayanmadı aslında. 10 dakika falan durdu. Sonra yağmur söndürdü ateşi ama
biraz detaylı bakalım. Şu kadarcık bir patates kalmış. Yarım yamalak çıktı bir şeyler. Şimdi Cihan'ı uyandırmaya gidelim. Bu bir ilk olabilir bu arada. İlk defa ondan erken kalkmış olabilirim. Geldim bir tanem. Bana sürpriz mi yaptın? Benim de sana bir sürprizim var. Neymiş o? Eski karavanımızı göreceğiz eğer adam buradaysa. Ya. Evet. Bak ellerime. Patatesler olmuş mu? Olmamış. Niye? Bitmiş hep. Nasıl bitmiş? Yana yana bitmiş. O ne demek ya? Yana yana buralarmış. Hadi kalk bakalım, hadi kalk bakalım. Benden sonra kalkmak neymiş gösterelim ya sana. Bir saat daha uyusam ben. Ya, tamam. Bana gözlerim kan çanağı. Tamam. Bay. Ben de yeni patates közleyeyim o zaman. Vallahi. Evet. Altın yardım istiyorsun. Yok. Ateş yakmanın yardımı mı olur? Benim için büyük bir keyif. Tekrar günaydın yavrum. Günaydın. Ne getireyim? Patates. Tamam. İki tane mi kalmış patates? Orada ne kadar varsa. İki tane mi kalmış? Hı. Dur ya. Yeter. Var orada bir tane daha görüyorum. Şahin gibi göz var ya sende de ha. Bundan önceki karavanı satın alan arkadaşla karşılaştık burada Halil. Aslında haberleşmiştik dünden de karşılaşma demeyelim değil mi? Evet. Şimdi bizim karavan yan koydaymış. Gideceğiz ona bakacağız. Hala duruyor diyorsun yeşil. Duruyor. Duruyor. Sen ona bir Webasto taktın. Evet Webasto taktık. Ondan sonra bir gün bir telefon çaldı. Alo abi arabanın altı çürükmüş bütün Webasto dumanı içeri geliyor. Evet. Düzelttin mi onları? Düzeldi onlar düzeldi. Başka ne eklediniz arabaya? Başka bir şey yapmadık. Bir Webasto zaten eşeği verdi şimdi. Değil mi? Gidiyor hala canavar gibi ya. Evet. Özledik vallahi bir gidip görelim hadi. Evet. Hadi gidelim.
Atla. Böyle mi geldin? Yok sen otur. Gel otur burada. Yok mu kardeşim? Vay be, dört ayak üstüne düştük ya. Bu Göcek de çok güzel yer ama. Evet. Göcek yeri güzel, cennet. Burası dalga almıyor anladığım kadarıyla. Bak, evet. Hep böyle. Sakin. Evet, sakin. Batmış. Bu arada tekne batmıştı da onun şeyleri var. Vallahi battı ya. Burası ne kadar sakin görünüyor oysa. Nasıl batmış? Buraya kadar nasıl batırıyor gerçekten ya? Nasıl bir fırtınaydı? Allah. Acımadı. Açık da değil yani. Buradan içeri direkt. Yani bugün de hiçbir şey olmamış gibi ya. İki gün önce orada batlıyordu. Değil mi? Evet. Ne haber Fevzi? İyidir abi. Merhaba. Merhaba. Hoppala. Oy. Gel bakalım. Buraya kadar vuruyorsa o fırtına vay haline denizcilerin yani işte fırtına zamanlarında. Bir tane mi battı tekne? Şurada işte ufak bir yelkenli vardı şimdi çıkardılar oraya. Botlar falan havada uçuyor değil mi? Botların o kadar havalandığını görmedim ya. Biri mesaj atmış dün 140 kilometreyle esiyordu diye. Ya bir hortum çıktı şurada. İlk botu şöyle bir yukarıya kaldırdı dağa. Dağdan ağacın altından şöyle bir vurdu şuraya doğru. Ne diyorsun ya? Evet arkadaşlar, yelkenlerim bile alabor oldu. Allah düşmanıma bile göstermesin böyle bir durumu. Şu anda hissedilen 40 knot. Sekiz tane tonoz alatıyla zor duruyoruz. Senin tekne hangisiydi? Fevzi çalıştı. Bu. Bununla okyanusu geçebiliyor mu adam çıktığı zaman? Bununla okyanusu geçemiyoruz. Range yetmiyor çünkü. Range dediğin ne oluyor abi? Fevzi yakıt. Kaptan mı vardı? Bu teknenin kaptanı. Ya range'i yakıt ikmal yapmamız gerekiyor. Yani he, yakıt yetmiyor. Yaklaşık olarak 3,5 ton yakıt kapasitesi var. 10 saatte bir yakıt almamız gerekiyor. Onun için okyanusları gemi üzerinde geçiyor bu tür tekneler. Ama yelkenli olsa şunun gibi tekne falan geçebilirsiniz veya yarı deplasman tekneyle geçebilirsiniz. Şimdi bu teknemiz satılık. Kaçı satıyorlar? 1 milyon 150 bin euroya bırakacağız. 1 milyona bırakırsan alayım hemen. 1 milyona sana bırakırız ya. Ebru 1 lira var mı? 1 euro var mı? 1 euro. Balıklara bak ya. Şuraya bak. Özlemiş misin? Evet, çok tuhaf. Vay be, vay dimdik duruyor hala. Evet. Vay koçum benim ya. Valla depo niyetine kullan. Aa ne güzel olmuş. Gayet pardon, güzel bence de. İşte evet, biraz dağınık eşyalar taşıyoruz tekneden de ondan dolayı. Vay gidi eski karavana bak. Bizim fotoğraflar duruyor hala. Hangi fotoğraf? Aynen aynen hatıra bıraktık onları. Ne güzel çok ya. Vay be. Bunlar çok güzel olmuş ama elinize sağlık. Bu Fevzi'nin eseri. Sen bunu tam offroad yapmışsın dediğin gibi ya. 4x4 gibi bir şey bu. Ne hissediyorsun? Vallahi şu anda küçük bir pişmanlık var.
Tezgaha bak, yanlış yapmışız. Eğilmiş tezgah. Şu anda utandım biraz. Değil mi? Bak şöyle yamulmuş azıcık. Farkında mısın? Aynen aynen. Bak şöyle yukarı doğru. Ya geçen hafta dümdüzdü. Acaba yağmur falan mı girdi içeri? Sizin YouTube kanalında sizi takip ederek sevdik karavan hayatını. Sonra işte Halil arkadaşımla birlikte hadi karavan alalım falan filan. Sonra bir baktık. Sizin tekne, tekne diyorum. Karavan ilanda hemen kaçırmayalım dedik. Bizden de kopmuyor ama bak. Evet. Devam ettikçe galiba biz bunu devam edeceğiz böyle görmeye. Vay be, güzel duygular. Hadi kolay gelin. Şartları izin verirse denizlerde olmayı planlıyoruz. Nasıl kocasını besliyor. Aslında bu hafta da denizde olacaktık ama fırtınadan dolayı çıkmayalım dedik. İyi ki de çıkmamışız. Etrafta hep batan tekneler var. Bizim de kesin başımıza bir şey gelirdi. Kesin etrafta gelirdi. Birinin başına bir şey geliyorsa bize 10 misli geliyor çünkü genelde. Gelir çünkü etraftaki tekneler yelkenli falan böyle bizimki. Şöyle kafamı kaldırıyorum bebeğim. Yemyeşil, masmavi, arkamız masmavi. Yani Erzurum, Kars, Sivas, oranın o soğuklarını yedikten sonra buraya gelip de bir daha... Normalde bizim bir gezi planımız vardı, bir daha bir yerlere gideriz evet. diye. Hala da var aslında ama... Yok ya. Yani uzunca bir süre mi yok, kısaca bir süre nasıl yok? Yani var ya, gideriz. Bir böyle bir doğu turu tekrar düşünüyorduk ama... Sağ ol. İnsanın içine böyle güneş işledikten sonra biraz zor oluyor. Belki sahilden şöyle Antalya, Mersin, Adana falan öyle bir şeyler yaparız. Ha, öyle güzel olur, evet. Yani öyle bir hareketler yapacağız ama o zamana kadar... Fethiye ve yakın bölgelerde, denizlerde özellikle, hatta olabilirsek teknemizle evet. ve çadırla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biraz da böyle yaşamaya çalışacağız. Haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun, yanında da şöyle küçük bir çan var. Ona basarsanız bildirimler gelir telefonunuza. Direkt videoda buluşabiliriz. Evet. O zaman haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ebru'nun dediklerine de dikkat edin. Hadi şimdi hep beraber zil sesine basıyoruz. 1, 2, tın! Çın! Diyecektim ben de. Görüşürüz haftaya. Bay bay. Hoşçakalın. Burada mı kalırız bugün? Kalalım bebeğim. Bugün ve bundan sonraki hayatımızda hep burada kalalım.